Şimdi soruyu böyle sorarsanız, böyle öyle bir niyetiniz yok biliyorum, tuzak soru olur. Bireysel emekliliklerimiz bu anlamdaki tasarruflarımız da risk altında mı? Şu noktaya kadar Erdoğan'ı eleştirsem de çok namuslu bir şey yaptı. İkincisi, bir güven sorunuz var. Artık Sayın Erdoğan'ın ağzından çıkan veyahut da Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun ağzından çıkan sözün hiçbir kredibilitesi itibarı yok. Model alınan Çin ekonomik politikasıydı. Kuru, yani Türk lirasını değer kaybettirerek ihracatçıya rekabet gücü sağlayacağınızı düşünmek gerçekten cehaletin de ötesinde, artık tarif edecek kelime bulamadığım kadar büyük bir aptallıktır. Sebebi de şu: var. Sayın Cumhurbaşkanı 8 milyar insan arasında bir tek kendisinin inandığı, faizleri düşürsem enflasyon düşecek diyor. Bunlara bir ekonomist olarak ya da finans uzmanı olarak yapılacak hiçbir yorum yok. Bunlar deli saçması. Türkiye'yi de Erdoğan da batıracaklar sonunda. Bizi izleyenlerin aileniz olduğunu düşünerekten kısacık onlara hangi tavsiyede bulunmak istersiniz? Ailenize yapar gibi. Herkese merhabalar. Ekonomist Atilla Yeşilada ile birlikteyiz. Hem ülkemizin hem de dünyanın ekonomik gidişatını soracağız ama önce ülkemiz. Hoş geldiniz Atilla Bey. Hoş bulduk. Keyif alıyorum programınıza katılmaktan Emel Hanım. Çok teşekkür ederim. Önce ülkemizi konuşalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın birer gün ara ara yaptığı açıklamalarda değişen piyasalar, şu anda doların sabitlendiği yeri uzun süreli kabul edebilir miyiz? Siz nasıl okuyorsunuz birer gün arayla bu denli değişikliği? Valla bu saçmalıklara bir kulp takmaya, nazik bir kulp takmaya çok çalıştım ama yok. Yani bu cehaletle nadanlığın birleştiği, küçük bir çocuğun isterim isterim isterim, ben dünyayı olduğu gibi değil kendi kafamdaki gibi canlandırmak isterim, siz de bana dünyayı o hale getireceksiniz demesi. Bunlara bir ekonomist olarak ya da finans uzmanı olarak yapılacak hiçbir yorum yok. Bunlar deli saçması. Türkiye'yi de Erdoğan da batıracaklar sonunda. Spesifik olarak sorunuza cevap, hayır. Ne ilk program, ne de dün açıklanan ve detayları yeni basına yansıyan program hiçbir şekilde Türk lirasının istikrar kazanmasına yardımcı olmaz. Aksine bu Nasrettin Hoca'nın göle maaş aldım tutarsa anlayışının daha da kötüsü, göğe maaş aldım tutmadı o zaman biraz daha maya getireyim, iki misli maya çalayım bakalım anlayışı. Açıkçası ilk sistemin yürümediği belli oldu. Türkiye'de insanlar artık fiyat belirleyemiyorlardı. E-ticaret sitelerine fiyat girilmiyordu. Birisi Erdoğan'a söyleyince o da o zaman bana başka bir model bulun dedi. Bu modelin en büyük riski de iki tane. Bir, eğer Türk lirasının değer kaybına mani olunamazsa bir şekilde, o zaman bütün farkı hazine ödeyecek. Hazinenin açıkları olmaz boyutlara gelebilir. Yani 100 milyar, 200 milyar lira artabilir. İkincisi, İnsanların paralarını dövize yatırmalarının sebebi dövizin değer kazanması değil ki. Paralarını enflasyona karşı korumak istiyorlar. Ve enflasyonla Türk lirasının değer kaybı aynı şey değil. Aralarında bağlantı olabilir. Ama bu bağlantı 6 ay arayla gelir. Size şöyle bir örnek vereyim. Ben buna inandım. Bütün küçük birikimlerimi bu işte döviz korumalı mevduata yatırdım. Şimdi döviz diyelim ki 14 lirada sabit kaldı ama Ocak ayında enflasyon açıklandı, %30'a çıkmış. Benim bankadan aldığım faiz yine %15 ama enflasyon %30. Yani benim reel faiz getirim aslında eksi %15. Dolayısıyla madem ki bir halt edeceklerdi, keşke mevduatı dövize karşı değil enflasyona karşı korusalardı. Ama o bile işe yaramaz Demir Hanım. Sebebi de şu: şahsi kanaatim değil, en az 5 tane anket var elimde. Halk enflasyonun TÜİK'in açıkladığı %21 olduğuna kesinlikle inanmıyor. Mesela Metropol sadece gıda fiyatlarını sordu. Medyan, yani ortanca cevap en az %50 oldu. Yine bu şekilde çok çeşitli araştırmalarda ortaya çıkan sonucun ortalamasını veriyorum. İnsanlar şu anda TÜFE enflasyonu dediğimiz tüketici enflasyonunun %21'lerde değil %40'lar civarında seyrettiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla siz onları doların değer kazancına karşı korudunuz. Ama yine de onların elde ettiği faiz enflasyonun onların ana paralarını aşındırma hızından çok daha yavaş seyrediyor. Dolayısıyla ne Türk lirasında kalmayacaklar. Ocak ayında sizin bir yangın öngörünüz var ekonomide, ülkemizde. Bunu neye Evet. dayandırarak söylüyorsunuz? Buradan şunu da anlamalı mıyız?
Mevduat sahipleri ulaşamama riski yaşarlar mı mevduatlarına? En sonuncusundan cevap vereyim çünkü çok önemli ve lafı fazla biz lafı uzatan insanlarız, hemen açık konuşalım. Lafın arasında kaybolmasını istemiyorum. Hayır. Aslında şu noktaya kadar Erdoğan'ı eleştirsem de çok namuslu bir şey yaptı. Sizin bahsettiğiniz işte döviz mevduatına kısıtlamalar veya kontroller getirilmesi, sermaye hesabının kapatılması, belki döviz mevduatının bir kısmının zorunlu olarak tahvile tevdi edilmesi falan gibi bu tür yollara sapmadı. Hakikaten açık piyasa kurallarına sadık kaldı. Dolayısıyla böyle bir tehlike görmüyorum. Ben o videoda yalnız Türkiye değil, dünyada da bir yangın çıkacağını söylemiştim. Bir tek cümleyi dünyaya açıklayayım. Omikron hakkında bilgiler her gün değişiyor. Şu anda bütün dünya piyasaları, kurlardan tahvillere kadar, bu omikron zararsız bir şey. Ekonomilerde kapanma ve kapatmaya neden olmaz ve tedarik zincirlerini bir daha bozmaz anlayışına göre yapılmış. Şimdi siz de biliyorsunuz, Almanya'daki izleyicilerimiz de bilir. Noel ve yeni yıl çok yüksek sosyal mobilite zamanları. Ve hepimiz bir şekilde her fani omikronla tanışacak. İşte o zaman omikronun gerçek hasarını göreceğiz. Ve bence o zaman dünya piyasalarının morali bozulacak. Türkiye'ye geldiğimizde, bu videoyu çektiğim zaman henüz Türkiye'nin batısına kar gelmemişti. Bu niye önemli diyeceksin? Şu sebepten dolayı önemli. Düşük gelir grubu bir şekilde battaniyesine, yorganına sarılıp doğalgazını yakmadan ve hatta sobasına kömür atmadan yaşayabiliyordu. Şimdi sıcaklıklar 0 dereceye düşmeye başladı bütün Türkiye genelinde. Bu insanlar faturalarını ödemekte zorlandıkları, gıda fiyatlarıyla başa çıkamadıkları gibi bir de mecburen doğalgaz faturası ödemek zorunda kalacaklar. Ve o zaman da çok ciddi bir sosyal huzursuzluk başlayacak. Hatta Sayın Erdoğan'a karşı şey başlayacak diye, gösteriler başlayacak diye korktum. İkincisi, dediğim gibi, ne ilk plan ne ikinci plan Türk lirasının değer kaybına mani olmaz. Sizin bir enflasyon sorununuz var, bununla yüzleşmeyi reddediyorsunuz. İkincisi, bir güven sorununuz var. Artık Sayın Erdoğan'ın ağzından çıkan veyahut da Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun ağzından çıkan sözün hiçbir kredibilitesi, itibarı yok. Erdoğan 15 günde iki defa ekonomik model değiştirerek bunu zaten kendisi bir kez daha ispat etti. Bu yüzden de insanlar yalnız paralarını dövize çevirmekte kalmayacaklar. Aynı zamanda bankalardan çekip yastık altına koyacaklar ve veya altına çevirecekler. Şimdi bu ekonomik koşullarla gittikçe bozulan toplumsal morali ve piyasalarda süregelen çalkantıyı bir araya getirdiğimizde tam anlamıyla zehirli bir kokteyl ya da zehirli bir işte iksir çıkıyor karşımıza. Bu yüzden de ben Türkiye'de Ocak sonunda bütün bu olayların siyasi bir depreme yol açabileceği öngörüsünde bunu. Ha, neyi kastediyorum? Yani AKP seçmeni tamamen partiyi terk edebilir, AKP milletvekilleri istifa edebilir, Sayın Bahçeli artık bu kadar da olmaz diyebilir ve hatta Sayın Erdoğan ya bu iş galiba daha iyiye gitmeyecek, en iyisi ben hazinedeki bütün parayı harcayıp seçim ilan edeyim diyebilir. Peki az önce insanlar paralarını bozdurup yastık altına koyacaklar dediniz. Etrafımda bireysel emekliliklerini dahi bozdurup yastık altına koyanları tanıyorum ve görüyorum. Bununla ilgili piyasalarda bir kaygı da var. Küresel bazda şimdi gözler bireysel emekliliklere dikildi diyenler var. Katılıyor musunuz? Bireysel emekliliklerimiz bu anlamdaki tasarruflarımız da risk altında mı? Hayır, kesinlikle değil. Bir kere ben size olacakları söyledim. Ben kesinlikle böyle bir şey yapacağım demedim. Zaten sürekli olarak yargılandığım için bütün banka kayıtlarım da mahkemelerde var. Tek kuruşumu almış veya dövize çevirmiş değilim. Çünkü nasıl 15 gün içinde ilk model bittiyse 15 gün sonra bu model de bitecek. Ama tabii herkesi buna ikna etmek zor. Bu yüzden bazı insanlar mevduatlarını çekeceklerdir. En azından böyle bir kaygı altında yaşıyorum. Hayır, bu Türkiye'de sürekli olarak mevduatıma, besime, şuna buna el koyacaklar diye bir şey var. İki noktayı anlamıyor insanlar. Bakın, sizin bankadaki mevduatınız kaydi bir paradır. Bugün bankanın kapısına yüklenip o parayı geri çekmek isteseniz o para bankada yoktur. Banka o parayı ya kredi olarak vermiştir ya Merkez Bankası'na göndermiştir. Dolayısıyla zaten mevduat dediğimiz şey ya krediye dönüşmüştür ya Merkez Bankası'na dönüşmüştür. Siz olmayan bir şeyin neyine el koyuyorsunuz? BES'lere gelince 200 milyar BES, yani bugünkü değeriyle
ne ediyor? 18 milyar mı ediyor? Bunun hepsine el koysanız ne olur? Devletin hiçbir ihtiyacını gidermediği gibi 5 yıldır özenle büyütmeye çalıştığı işte ek tasarruf sistemini de ortadan kaldırmış olur. Dolayısıyla böyle tehlikeleri görmüyorum hiçbir şey. Yani şu anda bence hükümet bu konudaki samimiyetini ispatladı. İşte az çok serbest piyasa kuralları çerçevesinde oynayacak ve sizin dövizinize, besinize, şuna, buzuna el koymayacak. Ama enflasyonla mani olmadığı için elinizde Türk lirası cinsinden tuttuğunuz bütün mali değerlerin satın alma gücü eriyecek. İşte bu yüzden de zaten insanlar ne fiyatı ne pahasına olursa olsun konut alıyorlar. İnsanlar gıda stok veyahut da şirketler gıda stoklamaya başladı. Ve daha da ilginç bir şey, ikinci elde araba bulamıyorsunuz Emel Hanım. Neden? Çünkü bütün bunlar insanları yüksek enflasyon döneminde paralarının değer yitirmesine karşı az çok koruyan metalar. Dolayısıyla herkes ya ben belli ki yani paramı finansal sisteme emanet ettiğimde benim kolumu bacağımı kesecekler diye aman ben en iyisi toprağa gideyim, arabaya gideyim. En azından bunların bir satma değeri sabit kalır düşüncesi içinde ve bu Türkiye açısından sorunları daha da büyütüyor. Yani finansal sistemdeki çalkantı ve istikrarsızlığı yavaş yavaş mal piyasalarına transfer ediyoruz. Orada da çalkantı, oynaklık ve spekülasyon başlıyor. Her iki programı da eleştirdiniz az önceki konuşmanızda. Bunlardan birincisi model alınan Çin ekonomik politikasıydı. Çin komünist rejimle yönetilen bir ülke. Bu model alındığında bizim ekonomimizde de komünizmin seslerini duyabilir miyiz? Yani Çin tam anlamıyla komünist mi yoksa aslında faşist mi rejim mi onu tartışmak lazım. Biz zaten Çin'e dönmüş durumdayız. Yani demokrasi sadece sandığa indirgenmiş. Bize artık yarı demokrasiler veyahut da rekabetçi otoriter sistemler deniyor. Yani o anlamda Çin'e benziyoruz zaten. Bir de Cumhurbaşkanı ömür boyu Cumhurbaşkanı atasak tam anlamıyla Çin sistemi olacağız. Türkiye asla bir Çin olamaz. Yani bu hakikaten inanın şahsınıza değil ama Erdoğan'ın mantıklı bir şeyler yaptığından şüphelenerek bizim gibi masum insanları işkence odasına atıp itiraflarını almaya çalışmanın yararsız olduğunu düşünüyorum. Bir, Çin'in tasarruf fazlası var. O dışarıdan borçlanmak zorunda değil. Bütün yatırım ihtiyacını içeriden karşılayabiliyor. İki, Çin modeli başladığı tarihte Çin'deki insanların %75'ini günlük geliri 2 dolardı ve köyde yaşıyorlardı. Bunları alıp kente getirir, tekstil fabrikasına koyarsınız, üretirler. Türkiye o halde değil ki. Türkiye'nin %80'i kentlerde yaşıyor ve şu andaki asgari ücreti de beğenmiyor. İkincisi, üçüncüsü, bütün dünyada çok iyi bilinen bir gerçek vardır. Siz paranızın değerini düşürerek ihracat miktarınızı arttıramazsınız. Türkiye'nin ihracatı ancak Avrupa'dan, özellikle Almanya'dan gelen talep arttığı zaman artar. Ve kuru, yani Türk lirasını değer kaybettirerek ihracatçıya rekabet gücü sağlayacağınızı düşünmek gerçekten cehaletin de ötesinde artık tarif edecek kelime bulamadığım kadar büyük bir aptallıktır. Sebebi de şu, siz tamam Türk lirasının değerini düşürdünüz, bir Türk lirası daha fazla euro satın aldığı için ihracatçı belki daha düşük euroya ihracat yapabilir ama yapmaz. Niye? Çünkü asgari ücrete %40 zam yaptınız, o da bir maliyet. Son 2,5 ayda sanayinin kullandığı doğalgaz ve elektriğe %60 zam geldi. Herkes az çok İşte yüksek teknoloji ürünleri şeklinde ihraç ettiği malların içine bir miktar ithal malları sokuyor zaten. Dolayısıyla sırf kuru düşürerek veyahut da işte Türk lirasının değerini düşürerek ihracatta rekabet avantajı kazanmanız diye bir şey söz konusu olamaz. Çin'de de böyle bir şey söz konusu değildi. Çin yalnız büyüme konusunda değil, kalkınma konusunda da çok büyük adımlar attı. İnsanlarını eğitti, sağlık sistemini düzeltti, dünyanın gıpta edeceği üniversiteler kurdu ve 30 yılın sonunda kendi teknolojisini üretmeye başladı. Çin modelinin aslı budur. Ucuz işçilikle dünyanın hammalı olup onlara çok affedersiniz don farıyla satmak değildir. Biz onları 80'de yaşadık ve onların zamanı bitti zaten. Maksat o noktadan başlayarak sürekli olarak ihracatınızın katma değerini yükseltmek ve insan gücünüzün verimliliğini yükseltmektir. Türkiye'de bunların hiçbiri yapılmadığı için bu bir şakadan ibaret kalacaktır.
Peki siz hangi ülkenin modelini tercih ederdiniz? Valla yani Türkiye'nin kendine özgün bir model yaratmasına karşı değil. Mesela ben olsam hani bir elim taşın altında değil ama deseler ki ya ulan bu kadar konuşuyorsun gel sen ne yapacaksın sana. Türkiye'nin zaten 3 tane doğal çok büyük avantajı var. Turizm, ülkemizden bir sürü boru hattı geçiyor. Üçüncüsü de tarım, tarıma dayalı sanayi. Şimdi bakın biz turizmden senede 40 milyar dolar gelir elde etmeye hedefliyoruz. Pandemiden önce baktığımda İspanya'nın 200 milyar euroydu. Bütün Türkiye, Londra veya Paris'in yıllık turizm geliri kadar gelir elde edemiyor. E niye? Çünkü siz turizmi insanlara plajda otel odası kiralamak olarak görüyorsunuz. Bugün Ibiza'daki, Londra'daki, Paris'teki, Hollanda'daki eğlence ve insanları harcamaya yönelten sisteminiz yok ki. Dolayısıyla işte katma değer arttırım budur. İkincisi gıda sanayi. Ya Hollanda Konya kadar hemen. Ama 100 milyar euro civarında gıda ihracatı yapıyor. Bizim akıl almaz topraklarımız var. Ama biz buradan aldıklarımızı ya buğday olarak, un olarak yurt dışına ihraç ediyoruz ya da domates olarak. Niye biz domates salçası satmıyoruz? Arada 100 misli katma değer var. Ben en son Londra'ya gittiğimde panini diye bir şey varmış. Hadi yiyelim dedim. 7,95'ti, 7 pound 95'ti. Panini nedir biliyor musunuz? Panini burada bütün sokak büfelerinde bulduğunuz 2 liraya satılan yengendir. Ama biz bunu yengen olarak satılıp The Yengen olarak markalandıramadığımız için biz 2 liraya satarız. Onlar 7,95 pound'a satar. Üçüncüsü boru hatları. Kardeşim, bütün petrokimya ürünlerinin temeli doğalgazdır. Siz zaten her tarafınızdan doğalgaz fışkırıyor ama Türkiye'de bir tane petrokimya tesisi var. Petkim. Ve bütün plastiğinizin %50'sini yurt dışından ithal ettiğiniz için bugün ambalaj malzemesi bulunmuyor Türkiye'de. Sırf bunları düzeltseniz, yani bütün teşviklerinizi bu alanlara kaydırıp, mesela çiftçiye gitseniz, ya çok basit bir şey Emel Hanım, yanlışsam da söyleyeyim. Ya Antalya'daki bütün oteller her gün helikopter kaldırsa Çatalhöyük'e veya Göbekli Tepe'ye, orada da güzel oteller, canlı gösteriler, uzmanlar konuşsa, çok büyük paralar kazanmaz mı Türkiye ya? Ya da Meryem Ana Kilisesi'ne. E böyle şeyleri yapmıyorsunuz. Oturup uzaya uydu göndermişsiniz. Yok biz Mars'a insan gönderecekmişiz. Yani bunlar palavradan başka bir şey değil. Dolayısıyla bu model çalışır. Türkiye'nin hangi eğer bunun dışında yani bizim için geçerli bir model arıyorsanız bu biraz da siyasi görüşümden etkilenecekti. Ben sosyal demokratım. Dolayısıyla ben yani İskandinavya'daki o biraz daha adaletli ve merhametli kapitalizmin ve özellikle Türkiye'de milyonlarca vergi ödemeyen zenginin vergilendirilmesi olarak görürüm sorunu. Şu anda Türkiye'deki vergilerin %75'i KDV'den geliyor. Kurumların toplam vergi içindeki payı 9. Bireylerden aldığınız gelir vergisi de %2, %2, %3. Ama Alman kardeşlerimiz Türkiye'ye geldiğinde görecek burada kişi başına daha fazla Mercedes var. Zaten Mercedes'e binene de kız vermiyorlar. O 11 kişilik dev cenaze arabası ciplerden almanız lazım. Devlet bunları biliyor, satıyor. Niye bu insanlardan vergi alamıyor ya? Böyle bir şey olur mu? Bugün derin yoksulluk ağı var. Okuyorum her gün. İnsanlar çocuklarına bisküvi suda eritip veriyorlar. Açlık var Türkiye'de. E bir modele geçeceksek insanların daha az canının yandığı, biraz daha zenginlerin fazla vergi ödediği İskandinavya sistemine geçelim. Peki doların yeni haliyle marketlerde gün gün değişen etiketlerde artık sabitlenecek mi? Böyle bir iyi haber verebilir misiniz? Veremem çünkü bu dün akşam açıklandı piyasalar kapandıktan sonra. Hadi New York'ta ve Asya'da işlem vardı onu saymayalım. Sabahtan beri dolar TL 12 ile 13-13.20 arasında oynuyor. Yani bir günde yine zaten %10 oynaklık olmuş. Siz neyi fiyatlayacaksınız? Bir hafta sonra ben size söyleyeyim. Dolar yine 15 lira olacak. Hayır bunlar kesinlikle çözüm değildir. Yani hiçbir şekilde ithalatçının sorunlarına çare olmaz. Ha bu Merkez Bankası ihracatçıya 3 ay sonrası için sabit bir kur verecekmiş. O ihracatçının biraz daha kendini toparlamasına fayda edebilir. Ama zaten bizim ihracatta bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz
ihracat gelirlerinin toplumun alt sınıflarına akmaması ve iş talebin tamamen ölmüş durumda olması, yani zengin sınıf alışveriş ediyor, konut alıyor, araba alıyor, televizyon alıyor ama Türkiye nüfusunun %50'si anketlere göre en zaruri ihtiyaçlarını faturasını ödemekten aciz. Bu sorunu düzeltemediğiniz sürece de Türkiye'de bu kur belirsizliğinden başlayarak işte yüksek enflasyona kadar, gelir dağılımı adaletsizliğine kadar, sendikasız çalıştırmadan işte kadınların ucuza çalıştırılmasına, çocuk çalışmasına kadar birçok sorunun devam ettiğini göreceğiz. Doların düşüşüyle birlikte çok ciddi meblağda döviz bozdurulduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın TL'de kalın tavsiyesi ve devamında vaat ettiği değer kaybı halinde tahsil edilecektir, bu ödenecektir ifadesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu nasıl ödenecek? Tekrar para basma riskiyle, ihtimaliyle karşı karşıya getirir mi bizi bu durum? Evet, bir kez benim elimdeki son basına yansıyan rakam 2 milyar dolar civarında döviz bozdurulmuş. Bu hiçbir şey değil. 2016 Eylül darbe teşebbüsünden sonra Sayın Erdoğan bu çağrı yaptığında bir haftada 10 milyar dolar bozdurulmuştu. Dolayısıyla şimdi bakın, sene başından bu yana Türkiye'de yerleşik vatandaşlar ve şirketler 16 milyar dolar döviz almışlar. Yani onun 8'de biri falan bozdurulmuş. Ben kalıcı olacağını da zannetmiyorum. Pardon, sorunuzun ikinci kısmını unuttum. Tekrarlar mısınız Emel Hanım? Para basılma Ha, evet. ihtimali doğru. Evet. Tabii yani devlet her zaman borçlarını öder. Bu konuda benim en ufak bir sıkıntım yok. Bu yüzden benim bestlerim var. Paralarımın hepsini Türk bankalarında tutarım. O konuda bir endişem yok. Evet, ama yani bu programın döviz kurunu sabit tutma ayağı çalışmazsa ve halka mevduat sahibi olan taahhütler yerine getirilecekse iki çare var. Ya gidip piyasalardan tahvil ihraç ederek borçlanacaksınız. Onun maliyeti çok yüksekse de o tahvilleri Merkez Bankası'ndan, yani Merkez Bankası'ndan para alıp halka olan borcunuzu ödeyeceksiniz. Borç ödenir. Ama o borçla borcu devlete verdiğiniz anda aldığınız karar altın, makarna veyahut da ne bileyim simit alabilir misiniz? Bence alamazsınız. Çünkü enflasyonu patlatmış olursunuz. Fısıltı sesi yine konuşmaya başladı ve varlık vergisi tekrar gündeme geldi. Bu hayata geçebilecek bir ihtimal midir sizin gözleminize göre? Ya bence yani varlık vergisi veyahut da Sayın Tansu Çiller döneminde aktif vergisi diye, çünkü bankalardan alıyorsunuz. Türkiye'de bugün üstünde konuşmadığımız artık yoksulluk da değil, açlık ve sefalet sorununa çare bulmak için alınmalı ve derhal nakdi olarak maddi durumu yetersiz olanlara dağıtılmalıdır. O başka bir soru. Ama şu anda bizim sorunumuz bütçe açıkları değil ki vergiyle kapatalım. Bütçe maşallah son birkaç aydır fazla veriyor ve bu seneyi de, yani 2021'i de bütçe açığı bölü milli gelir oranı %2 civarında bitireceğiz ki dünyanın en iyi oranlarından biridir. Bizim sorunumuz, biz enflasyona mani olamıyoruz. Neden? Çünkü enflasyonun sebeplerini kabul etmeyen bir cumhurbaşkanımız var. Sayın Cumhurbaşkanı 8 milyar insan arasında bir tek kendisinin inandığı, faizleri düşürsem enflasyon düşecek diyor. Şimdi siz bu kafayı Faiz değiştirmedik. sonuçtur ifadeleri var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Emel Hanım, ben hep şöyle söylüyorum. Kimse gelip bana dünyanın yuvarlak olduğunu ispat etmemi istemesin. Bu ona benziyor. Sayın Erdoğan dünya tepsi gibidir diyor. Sayın Erdoğan geçmişte Türk tarihinden veyahut da dünyada herhangi bir ülkeden örnek göstererek faizleri düşürmenin enflasyonu düşürdüğünü ispat etsin, ben ona cevap vereyim. İki kere ikinin dört olduğunu ispat nasıl ya, ispat etseniz saatler sürer ama bu gerçeği herkes kabul eder. Türkiye'de İslamcılar da dahil, muhafazakar vatandaşlar da dahil, herkes faiz düştüğünde enflasyonun yükseleceğini biliyor. O zaman yani ben daha ne söyleyeyim, delinin biri kuyuya taş atmış, 50 tane ekonomisti de peşinden itmişler yani. Bu söyleminizden düşük faiz politikasını eleştirdiğinizi mi anlamalıyız? Şimdi soruyu böyle sorarsanız, böyle öyle bir niyetiniz yok biliyorum, tuzak soru olur. Ben makul faiz politikası istiyorum. O da nedir?
bu Merkez Bankası'nın bloklarında kendi yaptırdığı araştırmalarda da vardır. Halkın beklediği faizin 3 puan üstünde mevduat faizi vereceksiniz ki bir enflasyon artmasın, ikincisi insanlar Türk lirasında kalsın. Şimdi bakalım nedir halkın beklediği faiz? Rakamlar da çok ufak, %1 kadar yayınlayıp yalınabilirim. Merkez Bankası her ay uzmanlar arasında anket yapıyor. Gelecek sene sonunda ne enflasyon bekliyorsunuz kardeşim diye soruyor. Takriben %15 çıktı. Demek ki şu anda Merkez Bankası faizinin %18, mevduat faizinin de %20 civarında olması lazım. Yoksa ben niye yüksek faiz isteyeyim? Bütün ekonomi literi doludur. Faizi yükseltirseniz iş talep çöker. Şirketler yatırım yapmakta zorlanır. Türkiye'ye çok fazla sıcak para gelir. Bu kendi başına başka sorunlar yaratır. Hayır, ben ekonomiyi dengede tutacak makul bir faiz politikasını savunuyorum. Şu anda kesinlikle öyle bir faiz politikamız yok. Son 2 yıldır pandemiyle birlikte özellikle çok iddia sahipleri var ekranlarda. Komplo teorisyenlerinin en güçlü argümanları da gıda zincirinin aksayabileceği önümüzdeki zamanlarda. Sizin bir ekonomist olarak böyle bir öngörünüz var mı? Gıda zinciri aksayabilir mi? Yoksa ulaşılabilirlikte, alabilirlikte mi bir aksaklık çıkar? Son soru olarak bunu kabul edin lütfen. Gıda zinciri zaten kopmuş durumda çeşitli sebeplerden dolayı. Birincisi izleyen Almanya'daki kardeşlerimiz ya da Alman vatandaşları gübre fiyatlarına ne kadar zam gelmiş ona baksın. Türkiye'de mazota ne kadar zam gelmiş ona baksın. Çiftçi toprağını ekmiyor artık. Yani herkes değil ama bir kısmı ekmekten vazgeçti. Çünkü ürünün onların kafasındaki fiyatı maliyetlerini karşılamıyor. Hükümetin yıllardır verdiği bir taahhüt var. Ben milli gelirin %1'i kadar nakit destek vereceğim çiftçiye diye hiçbir zaman tutmadı. Üçüncüsü bu 2019 seçimlerinde soğan patates depolarını basmakla başlayan bir salaklık var. O da enflasyonun istifçiler ve kartel kurup fiyatları yüksek tutan süpermarketler yüzünden çıktığını düşünüyoruz. Biraz ekonomik, az çok yani ilk ekonomi dersine katılan bile bir ülkede bir işletmeden 100 bin tanesi varsa onların kartel oluşturamayacağını söyler size. Süpermarket nasıl kartel oluşturacak? Yan tarafında küçük market var, onun yanında manav bakkal var, onun yanında da en önde elinde işte el arabasıyla yarı fiyata satanlar var. Siz süpermarkete bunu yaptığınızda süpermarket tamam diyor. Ben fiyatımı indiririm, devlet böyle emretmiş. Ne yapıyor? Gidiyor küçük üreticiye artık diyor sana 60 gün değil 90 günlük çek vereceğim diyor. Ya da bundan sonra ben kutulanmış sütü 2 lira 25 kuruştan değil 2 liradan alacağım diyor. Üretici de peki abi ne yapayım benim başka çarem yok diyor. Peki sonunda ne oluyor? Hepsi gidip çiftçiye abi kusura bakma biz senin ürününü daha ucuz alacağız diyorlar. Bu sebepten dolayı da Türkiye'de kimse ekim yapmıyor. İnsanlar köye geç ediyor. İsteyen gitsin Antalya'yı değil Anadolu'nun tarım ambarı olan Konya'yı işte Ankara'nın arka taraflarını Sivas'ı şurayı burayı geçsin köyler bomboş. Topraklar da atıl duruyor. Dolayısıyla evet yani bu süpermarketlere dayak atarak filan aslında insanların raflarda mal bulmasını ve ucuz gıdaya erişmesini engelliyoruz. Bu da bizim başkaca bir zihni sinir fikrimiz. Son dedim ama altını sormadan eğer izin verirseniz kapamak istemiyorum. Anadolu kadını 5000 yıldır altına yatırım yapar, çok sever. Piyasalar Anadolu kadınını üzecek mi yoksa hayır yanılmadan devam edecekler mi? Öngörünüz nedir gelecek zamanlarda? Evet, bunu yalnız ben teknik olarak tekrarlayayım. Bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sonra çok sevdiğim Anadolu bacıları, kız kardeşlerim kapıma dayanmasın. Yani Türk lirası bazında altın prim yapmaya devam edecek. Şu anda bir günde %25 falan kaybetti. Ben şahsen satmadım elimde kısıtlı miktardaki altını. Çünkü doların yeniden yükseleceğini biliyorum. Dünyada da altın muhtemelen gelecek yılın ilk yarısından sonra dünyanın da Türkiye gibi bir enflasyon sorunuyla boğuştuğunu ve merkez bankalarının buna baş etmeye niyetli olmadıklarını gördüğü andan itibaren yükselmeye başlayacak. Dolayısıyla eğer insanların sabrı varsa yani Mart'a Nisan'a kadar müsaade etsinler altından. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben Mart Nisan'da beklentilerim yanlış çıkıncaya kadar beklerim ama o zamana kadar altınıma dokunmam. Kalsın altın.
Arada ifadenizde doların yeniden yükseleceğini biliyorum dediniz. O yükselişte pik neresidir? Ürkütücü bir tablo mu? Yani 20'leri görecek bir doları mı konuşuyoruz? Nasıl? Vallahi eğer bu yani ekonomik model diyorsunuz, ben şey diyorum, ketenpere diyorum. Yani bu hokkabazlık yapılmasaydı zaten 20'ye varmıştı. Yine aynı yerlere varabilir. Ha, buna müdahale etme yolları yok mu? Var. Faiz arttırsınız ama Sayın Erdoğan'ın nasına karşı? Faiz arttırmayalım, o zaman ne olur? Merkez Bankası elindeki dövizleri satarak müdahale edebilir. Belirli bir yerde tutar. Ama bunun o belirli yerin neresi olacağını şu anda kestirmek imkansız. Çünkü çok fazla değişken var ama 13 olmadığını çok iyi biliyorum. 14, 15, 16 o veya yukarılarda bir yerde tutabilir ancak diye düşünüyorum. Son soru, gerçekten son soru. Bizi izleyenlerin Benim ailesi vaktim var. İnsanlar sıkılmasınlar. çok teşekkür ederim. Bizi izleyenlerin aileniz olduğunu düşünerekten kısacık onlara hangi tavsiyede bulunmak istersiniz? Ailenize yapar gibi. Valla yani her şeyden önce kötünün iyisini seçip herhalde gidip bu mevduata döviz koruması programına koysunlar bütün TL mevduatlarını. En azından kafaları rahat olur. İkincisi, bulabildikleri kadar tüketici kredisi faizi alsın. İşleri varsa tabii, yani düzenli bir işleri varsa, maaşları varsa bol miktarda tüketici kredisi şey alsınlar. Çünkü yani tüketici kredisinin faizi sizin gelecek sene alacağınız zamdan daha düşük olacak. Bir anlamda banka size bedava kredi vermiş oluyor. Ve yani hakikaten bunu söyleyerek bir ekonomist olarak kendimden utanıyorum ve bu Bu programdan sonra da intihar edeceğim. Konut alsınlar, arazi alsınlar, arsa alsınlar, içiyorlarsa sigara ve içki stoğu yapsınlar. Atilla Yeşilada burada noktayı koyalım. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Sizi tanımak çok güzeldi.